Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Pascal. Efendim abiciğim. Günaydın. Baba günaydın. Bir sıkıntım var. Söyle yavrum söyle. Gelirin sıkıntını neymiş? Bu sabah çalışmadım. Araba mı çalışmadı? Hayır, ben çalışmadım. Nasıl çalışmadım? Sabah, anladın mı? He, anladım. Uzan. Pardon? Uzan, yatır koltuğu, yatır arkaya doğru. Hoş geldin. Nereye hoş geldin? Yokuş aşağı inenler kulübü seni miyiz? Selamlıyor Pascal. Ya darga geçme ya. Moralin bozuk ya. Pascal moralini bozma. Bir form dolduracağız canım. Yaş? 46. Sigara içiyor muyuz? Evet. Anladım. Alkol var mı? Evet. Anladım. Sağlıklı besleniyor muyuz? Şimdi... Anladım. Günde en az 8 saat uyuyor muyuz? Yok. Egzersiz yapıyor muyuz? Hayır. Hayatta mıyız? Evet. İmkansız. Bütün bunlara göre senin çoktan geberip gitmen lazım. Yaşamıyor olman lazım senin Pascal. Zaten abi asperkader yaşıyoruz. Pascal, yaş 46 demiştik değil mi canım? Evet. Tamam. Erkek soğuk havada karbüratörlü motosiklet gibidir Pascal. 45 yaşından sonra sabahları zor çalışır bu motor. Zor. Yapma ya. Maalesef. Cikle çekmen lazım Pascal. Cikliyi nasıl çekeceğim? Yavrum. Zile pekmezi iyi bir cikledir mesela. Ligarba balı güzel mesela ama biraz tabii ısınmayı da bekleyeceksin. Soğuk motorda cikleyi çekip gaza asılırsan motor boğulur. Öksürme yapar, tıksırma yapar, kalbini yorarsın. Kadir ya, ben böyle yaşamak istemiyorum ya. Eskisi gibi olayım, olmaz mı? Ah Pascal, ah. Hangimiz istemiyoruz bebeğim eskisi gibi olmayı? Sana yeni türküden dönmek şarkısını dinlemeni ve bu zile pekmezini suya karıştırıp her gün bir bardak içmeni öneriyorum Pascal. Peki Kadir, bütün hayatın böyle mi geçecek? Ya şimdilik baldır pekmezdir, idare ederiz. 55'ten sonra calaskal gerekecek tabii. Ne calaskalı? Yani üst kata yük kaldırmak için kullanılan bir alet var ya, o. Ya yok be abi ya. Ben bu ara yorgunum, ondan dur. Yarın sabah bak gör, kaplan gibiyim. He, anladım. Yarın yine konuşalım seninle Pascal. Kaplan gibi mi kalkıyorsun yoksa sümsük kuşu gibi mi olacaksın göreceğiz. Kadir gelme beni. Zaten gerginim. Oğlum zaten başımıza ne geliyorsa bu gerginlikten geliyor. Erkek bünyesi telmaşa gibi bir şey olduğu için gerilmeye hiç müsait değil. Ya kalbi yoruyorsun ya prostatı yoruyorsun ya beyne emboli attırıyorsun. Allah korusun. Tövbe de. Ya Allah yarattığını zaten koruyor kardeşim. Sen kendini koruyacaksın. Ama şimdi senin karbüratörünle değil, beton ormana giden halkımızla ilgilenmemiz lazım ya. Halkımızın hizmetinde olmamız lazım. Pascal, yapıştır bakayım Twitter adresini. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimizdir efendim. Tweetlerinizi bekliyoruz. Beton orman yolunda yalnız değilsiniz. Baltalar elinizde, uzun ip belinizde olmasa da biz varız. Size eğlendirmek için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Katı gerçeklikten kurtarıp başka bir aleme götürmeye çalışacağız. Kafayı bizden yana verirseniz siz mesut olursunuz. Siz bundan karlı çıkarsınız. Niçin? Çünkü biz sabah sabah sizi başka bir kafaya taşıyacağız. Gün öyle boşlayınca ne olacak? Neşe içinde başlayacaksınız. Güleceksiniz, eğleneceksiniz. Gülerek güne başlamak kadar güzel ne olabilir Pascal? Bu ne kafası Pascal? Aragaz kafası. Evet, sabahları en güzel kafa Aragaz kafasıdır efendim. Kafayı bizden yana kullanın. Hadi tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın diyoruz efendim. Ve başlıyoruz. Hayırlı işler. Willkommen zu. Aragaz. Aragaz. Pasko. Bro. Şimdi... Ben hep sana soruyorum. Onu bildin mi, bunu bildin mi diye. Bu sefer söyleyeceğim ismi kesin bilmiyorsun. O yüzden sormayacağım. Cezmi Ersüz diye bir abimiz var. Abimiz diyorum, yaşı benden epey büyüktür çünkü. Yok, duymadım abi. Normal. Çünkü uzun yıllardır piyasada yoktu. Eskiden romantik erkeklerin ruhani lideri gibiydi Cezmi abi. Romantizmden ekmek yiyen kardeşlerimiz için
birçok kitabı oldu, başucu eseri oldu. Önemliydi yani. Tatmendik. Tabii tabii, aynen. Aşırı romantik bir şey olduğu için sana çok yarardı kardeşim. Cezmi abi piyasaya bir çıktı, pir çıktı Pascal. Hayırdır? Valla pek hayır gibi durmuyor ama hayır olur inşallah. Röportaj vermiş, demiş ki Türk milleti sevişmeyi bilmiyor demiş. Evet. Keşke bununla kalsa, tamam. Demiş ki swinger müessesesi evliliğin ömrünü uzatır, swingerliğe doğru kayılsın demiş. Oha abi, yabaza. Ya bunlar nasıl iddialı açıklamalar Cezmi abi? Sen ne diyorsun Cezmi abi? Al hanımı ver hanımımı olayına mı sokuyorsun insanları Cezmi abi? Yapma etme Cezmi abi. Cezmi abi! Kadir, Cezmi abi kaç yaşında? Cezmi abi 60 veya üzerindedir herhalde artık. Biraz tabii antropozun da etkisi var. Zaten saç sakal da sarıya boyanmış. Pek hayra alamet değil durum. Ya bir yaştan sonra erkek böyle oluyor Pasko. Nasıl oluyor? Yani erkeğin bir bölümü emekliye ayrılınca artık çeneye vuruyor, çene çalışıyor, çene bir şeyler üretiyor falan. Ama Kadir cesur konuşmuş valla. Ya gruba giriyorum demiş ya. Nasıl oluyor? Metallica grubuna giriyormuş. Bası sana verelim mi demişler. O da tamam demiş. Bismillah. Pasko dalga mı geçiyorsun ya? Adam mı seçiyorsun sen, ne yapıyorsun? Ya sen bu mevzuları havada kaparsın. Niye safa yatıyorsun milletin önünde yavrum? Ya Kadir, Elif ya 60 yaşında. Ne gurur ya? Ne işi var? Bence de ama işte öyle demiyor. Onun bu saatten sonra gireceği tek grup Facebook'taki Sudoku sevenler grubu olması lazım ama başka gruplara giriyorum ben diyor. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Prenses Ayoko'yu bildin mi yavrum? Yok baba. Benim bildiğim prenses Pamuk Prenses. Japon prensesi bu Ayoko. Allah mübarek etsin. Alakanı bizde. Yavrum halktan biriyle evleniyormuş Prenses Ayoko. Baba aşk bu. Evlenir tabii. Ama Japon adetlerine göre bir prenses halktan bir adamla evlendiği bile prenseslik ünvanını bırakıyormuştu. Ya Kadir ya. Prenses merses. Trish Kreisler. Bırak. Bize insan lazım. Ya bırak ya bu yeni tip orta sınıf opportunist yarı aydın ağzına. Neyi bırakayım anlamadım. Ben de bunu tekrar söyleyemeyeceğim zaten, boş ver. Şimdi bak Ayoko, Prenses Ayoko prenseslikten ayrıldıktan sonra ona devlet 1 milyon dolar verecekmiş. Eski hayatını yaşasın diye. Çünkü evlendiği adam o Alemanyon Maiş'li bir yerde çalışıyormuştu. Yani tabii kızın gördüğü hayatı yaşatamazmış o. Zengin yerin kızı almanın da böyle bir kötülüğü var ya Pascal. Ne kötülüğü lan? Para alıyor işte. Ya hayır onu demiyorum. Babası baklavayla börekle beslemiş. Efendim koca evinde baklavayı böreği bırak, bol pudralı küt böreği bile ayda bir girecek yani. İster istemez yıpranacak kız abi. Kadir iç güveysi gideriz. Nerede yavrum öyle kayınpeder bu zamanda? Hem zengin hem tek kızını bizim gibi cıbıra verecek kadar keriz. Hem de beni iç güveysi alacak. Yani nerede o kayınpeder? Ama Kadir, şimdi bu adam kızının mutlu olmasını istiyor musun? İstiyor. Tamam. O zaman abi arayacak. Çocuk iç güvesi. Kabul edecek. Yavrum tamam da o biraz da eskidenmiş. Eskiden 9-10 adalı konaklar oluyormuştu. Yaşarken iç güveysi oluyormuşundu. Şimdi 2 artı bir duvarları karton gibi daireye milyon dolar çekiyorlarmıştı. Hayır, veren keriz de var yani. Ben en çok ona şaşırıyorum. Yani geçen gün bahsediyorlar. Na bizim şurada Maslak'ta yerler var ya, bunlar milyondan başlıyormuş. 1 artı 1'ler ya. 1 artı 1 milyondan başlıyormuş ya. Abi manzara vardır. Deniz görüyor diye. Ya onu geçeceksin kardeşim. Keriz silkeleniyor. Pascal resmen keriz silkeleniyor ya. Neyse. Ben diyorum ki bu Prenses Ayoko'yu kafalayan sıradan halktan abi bir arayalım. Bir soralım abi, bu nasıl başardı? Koca prenses evet, nasıl abi avladı bu ya? Ara bakayım ya. Bizi öğretsin ya. Evet arıyorum. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Japon Prensesi Ayoko'yu kafalayan cıbır halktan mayışlı abiyle mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun Japon prensesini kafalayan halk insanı cıbır abi? Ben Kadir Çöptemir. Pascal Numa da burada lan. Japon! İdolümsün oğlum. Japon prensesi kafalayan halk insanı cıbır abi. Adını bağışlar mısın? He. Hepsini sok bana ama. Kadir bu ne ya? Ya bu var ya. İlah olsa gizemi vermem. İsmine bak ya. Abicim adam Japon, ne yapabiliriz yani?
Abi ben sadece şimdi sizin adınız hepsini değil mi? Hepsini soyadınız sok bana mı? Ha, tamam. Ben size sadece soyadınızla hitap edeyim. Sok bana abi. Sok bana san değil mi size? Tamam. Sok bana san nasılsınız? Evet abicim. Sok bana sen, şimdi bu prensesin sen, nasıl kafaların, sen sıradan bir halk insanısın, nasıl oldu bu iş abi? Evet, öyle mi? Ne diyor Kadir? Şimdi nasıl kafalamış? Prenses bunun çalıştığı şirkete gelmiş. Hı? Bu marinada çalışıyormuş. Bu sok bana san prensese yatının yıllık bağlama ücretini ödemek istemiş. Prenses ödüyor yani. Kredi kartından bilmem kaç bin avro ödüyor. Sok bana san da taksit yapayım mı diye sormuş. Prenses de tek çekim olsun demiş. Bak. Numaralara bak. Tek çekim olsun demiş. Ağzından ister istemez oha diye bir laf çıktı abi diyor. Prenses de çok orijinalsiniz demiş, kikir demiş. Ya Kadir sen, ben yapsak var mı? Ay derler. Derler vallahi bro. Ha şimdi sok bana abi. Şimdi ben resimlerine baktım. Sen öyle hani çok yakışıklı bir adam falan da değilsin abi. Yani enteresan bir şey. Yani tamam çok yakışıklı olursun, boylu postu, o da başka bir durum olur. Öyle de değilsin. Sen nasıl etkiledin bu kızı ya? Ha, tamamen ayılıkla mı etkiledin yani? Ayılık ne? Yani her türlü kabalığı yaptım abi diyor. Yani biz diyor Japonlar çok kibar olduğumuz için diyor. Kızlara diyor kaba saba adamlar çok orijinal geliyor diyor. Kadir ben sana diyorum. Bu Japonlar var ya başka insan bunlar. Ya çok kafalı insanlar Pascal. Ama kan hep kafada dolaştığı için her şeyi icat ediyorlar. Okey. Yani tabii bizde kan belden yukarı çıkmıyor. Onun için de beyin yorulmuyor. Bu adamların da kafa çok yoruluyor ya. Yani. Devamlı Kadir, kafa çalışıyor ya. He. Ama Kadir o da güzel be. Kafamız hep rahat. Peki sok bana sen. Prenses Ayoko prensesliği terk edecek sizinle evlenince. Mesela senin oğlun olursa falan yani tahta talip olamayacak biliyorsunuz değil mi yani? Üzülmüyor musunuz buna? Evet. Sen de haklısın abi. Ne diyor? Kadir'cim diyor imparator olup da ne yapacağım diyor ya. Hep protokol, hep protokol abim diyor. Yoğurtlu sarımsaklı makarna yiyemiyorsun diyor. Bana gelmez öyle şeyler diyor. Hanımı da alacağım diyor. Benim gece konuda yaşayacağız diyor. Kayınpeder hatuna diyor 1 milyon dolar ateşleyecek yılda diyor. Önce arabayı değiştiririm diyor. Sonra dayımın oğluyla diyor overlockçu açacağım diyor şeyde diyor. Bak. Kadir ne güzel ya. Basit ayarlar. Çok güzel ya. Basit ayar mı? He. Lan adam koca Japon prensesini süttaç gibi yapmış, kendine aşık etmiş. Saraylarda büyümüş kız adamın aşkından gece konduda yaşamayı kabul etmiş. Daha ne yapsın lan adam, bunun neresi basit? Atomu parçalamaktan daha zor bu ya. Kadir ben olsam var ya o saraya çok yardım. Valla direkt iç göğüsü. Arkadaş senin kadar büyük bir yancı görmedim ya. Ya hadi yemeği içmeyi anladın da insan bütün hayatının külfetini başkasına ihale eder mi ya? Abici yaradırış böyle. Ben böyle seviyorum. Alo sok bana sen. Şimdi ilk nasıl çıktınız Japon prensesiyle? Ha evet. Ha. Nasıl buluşmuşlar? Şimdi ben buna diyor Müslüm filmine beraber gidelim mi dedim diyor. Önce Müslüm filmine gittik diyor. Şu sıralarda da herkes Müslüm filmine gidiyor. İlk 3 günde 600 bin kişi seyretmiş Pascal. Hadi be. Abi bu Japonlar var ya tam Müslüm babacı. Evet. Kadir bu film vizyona girmiş mi Japonya'da? Girmiş. Film o kadar acıklıydı ki diyor. Salonda 14 kişi kendine kılıç sokup diyor harakiri yaptı diyor. Ondan sonra hem de diyor jilet millet atmak yok, direkt kılıcı soktular böğürlerine diyor. Ama Müslüm Baba diyor hiç sevmezdi bu işleri diyor. Allah rahmet eylesin diyor. Alo efendim sok bana abi. Ha ne? Aman koş. Sen diyorsun ki kızlara ters yapınca etkileniyorlar yani ha? Ya bu da klasik ya. Abi diyor bütün kızlar diyor görmedikleri bilmedikleri şeyden etkileniyorlar diyor. Kediyi merak öldürür abi diyor. Kızı kafalamak için meraklandıracaksın diyor. Vay çaka. Tamam abim öptüm, hadi Allah bir yastıkta kocasın mutlu mesut etsin hadi canım benim. Aragaz. Ne Halloween'miş arkadaş ya.
Bitmedi yaygarası. Kaç gündür bitmedi ya? Ne oldu ki? Ya ben hala sokakta iskelet maskeli çocuklar görüyorum. Adamlar kendi bayramlarını bizim kadar kutlamıyorlar lan. Hala mı ya? Vallahi hala ya. Eğlence mekanlarında atraksiyon lazımdı partilemek için. Sündürdüler de sündürdüler Halloween'i kardeşim ya. Elleme elleme. Çocuk hevesli. Ya anladık tamam da kardeşim biz toplum olarak güzellikten ölmüyoruz zaten. Birçoğumuzun ekstra makyaja ihtiyacı yok. Mesela beni Cadılar Bayramı partisine çağırsalar olduğum gibi giderim. Süper kendin. Ya sen asıl bombayı gördün mü? Ne bombası? El bombası abi. Bizim Metin var ya hani Adriana'nın Manitou. Ya muhtemelen hanımın talimatıyla Cadılar Bayramı kostümü giymiş. Pascal fotoyu görmen lazım. Nasıl Kadir? Anlat bakayım. Ya Adriana var, yavrucakları var. Bir de bizim Metin var. Metin var, Metin. Adriana cadı olmuş. Çocuklara da işte kostüm mostüm. Metin de Robin Hood olmuş. Ayda, Robin Hood ya. Ella buna ne alaka? Ya işte o kadar kötü olmuş ki ona kostüm. Metin de Cadılar Bayramı kostümü gibi durmuş. Tövbe tövbe. Ya Robin Hood'dan ziyade bizim tarlalara kuşları kaçırsın diye koruyan korkuluk yapmışlar ya sanki samandan yani. Onlara benzemiş. Ya senin adın Metin, Metin. Cadılar Bayramı senin neyine be Metin? Kadir, bana uyar mı abi? Ben örgü müyüm? Yavrum sen Pascal'sın, sana her şey uyar. Bak bana da olmaz mesela. Kadir diye cadı mı olur kardeşim? Cadılar Bayramı'nda gördük gecenin sonunda çorbacıda kelle paça içen cadılar var ya İstanbul'da. Adamın kütük Sivas Cadılar Bayramı kılığına girmiş. Yemin ediyorum görseler mahalleye sokmazlar ya. Evet Kadir, size pek bir durmuyor. Yakışmıyor kardeşim. Bırak Kaliforniyalı kutlasın bunu. Hatice diye cadı olmaz. Jennifer'a bırak, bu Jennifer'ın işi ya. Aragaz. Aragaz. Pascal. Abicim. Ya telefon ben de diyorum ki ne zaman arayacaklar diyorum. Pardon Pascal. Alo Kadir selam. Pascal'cığım selam. Bu kim ya? Ben Vergen 3 taksit. Sergen mi? Hayır abi Vergen. İkinci el satışın Türkiye'deki bir numarası. Kadir'cim senle uçakta tanışmıştık. Bizi arada programda biraz bilgi birikiminden faydalanalım demiştin. Aa tamam Vergen abi tamam. Pascal bu adam İstanbul Ankara uçağında 24 tane düdüklü tencere sattı ya. Uçağın içinde. Evet abi pilottan izin isteyip kabin kurunun mikrofonundan anons yaptı. Acayip bir adam. Bu adam var ya dünyayı satar istediğini satar. Çok acayip ya bu adam. Rica ederim Kadir'ciğim abartma. Aklıma gelmişken Kadir sen gençken punktın değil mi? Evet abi. Kadir abicim senin de var ya girmediğin şekli yok. Ya o kadar şekle girmesek bugün vatandaşa ne anlatacaktık Pasko? Nasıl yapacaktık işimizi ya? Ha? Motorhead grubunun basçısı Lemmy Kilmister'ı bilir misin Kadir? Aa bilmem mi ya metal müziğin isim babasıdır o. Öldü rahmetli oldu çok oldu ya kemikler üstürme oldu rahmetlinin. Toprağı bulursun. Kadir'cim elimde Lemmy Kilmister'ın et benleri var 3 tane. Et beni mi? He Lemmy'nin yüzünde kocaman et benleri vardı. Aldırdıydı onları onlar mı acaba ya? Onlar değişik kanallardan benim elime geçti. Kadir sen de eski bir punkçısın. Lemmy Kilmister'ın 3 tane et benini sana uygun bir fiyata veririm. Kafana Amerikan Konfederasyon çavuşu şapkası takarız. Yüzüne de Lemmy Kilmister'ın benlerini yapıştırır. Metal barlara girdiğin zaman kızlar tapar sana. Olur mu lan öyle şey? İğrenç. Öyle demek Pascal'cığım. Bunlar uğurlu benler. Abicim ben niye el alemin hem de ölmüş adamın et benini para verip alayım affedersin ya. Öyle deme. Tam bir kız mıknatısı bu benler. Ayrıca tarihi eser. Ama anladığım kadarıyla Lemmy Kilmister'ın et benleri pek ilginizi çekmedi. Benim hiç çekmedi. Açıkçası benim de hiç çekmedi ya. Beyin düşünür müyüz? Beyin mi? Ne beyni? Elimde şu anda Albert Einstein'ın beyni var. Ya Vergen abicim Albert Einstein'ın beynini ölünce çıkarıp kavanoza koydular. Amerika'da müzede duruyor. Allah aşkına sen kimi yiyorsun ya? Müzeye temizliğe giden kadın Einstein'ın kavanozundaki beynini bozulmuş acır turşusu zannedip çöpe atmış. Değişik kanallardan elime geçti. Yakında beyin nakli gerçekleşecek. Kafayı çalıştırmak gerektiğinde böyle motosiklet kaskı gibi taktırırsınız Einstein'ın beynini. Nal gibi zekanız olur.
Gerekmediği zaman kendi beyninizi takarsınız. Einstein'ın beyni de yıpranmamış olur. Kullandıkça IQ düşüyor çünkü. Beyin deyip geçme. Tam bir kız mıknatısı bu beyin bak. Kadınlar zeki erkekleri severler. Ver gene abi. Bırak Allah aşkına. Beyinsiz yaşamak en güzeli. Bu dünyada beyin kadar gereksiz bir şey yok Vergen abi. Beyin demek düşünce demek. Düşünce demek mutsuzluk demek. Etrafıma bakıyorum, mutlu olanlar hep sığır gibi duyarsız olanlar vallahi. Ne gerek var düşünmeye ya? Tamam, beyni bıraktık. Goril geni düşünür müsünüz? Goril geni mi? Elimde yağmur ormanlarının en alfa erkek gorilinin genleri var. Değişik kanallardan elime geçti. Bünyeye enjekte ettiriyorsun, goril gibi güçlü oluyorsun. Hayvansı bir caziben oluyor. Goril geni deyip geçmeye bak, bunlar kız mıknatısı, önemli şeyler. Gerçi aşırı kıllanma yapıyor ama çim biçme makinesiyle çözülür o sıkıntı. Madem böyle duyarsız, sadece güce dayalı alfa bir tip olmak istiyorsunuz, elimde goril genlerini size ucuza bırakırım. Bak, 4 taksit yapıyorum, 2 taksit de banka yapıyor. Goril genine hangi banka 2 taksit yapıyorsa söyle, o bankaya para yatırmayalım abi, bu ne ya? Öyle deme, gen önemli Kadir. Kızlar genlere artık çok önem veriyor. Tam bir kız mıknatısı bu goril genleri. Biliyorsun kadınlar kaba saba adamları severler. Peki goril geni de kenarda dursun, asıl hazineyi en sona sakladım. Neymiş abi o? Elimde şu anda Elvis Presley'in kendisi var. Elvis Presley kendisi mi? Bizzat kendisi. Elvis Presley ölmemiş. Hawaii'de bir balıkçı kılığında yaşıyormuş. Değişik kanallardan elime geçti. Düşünürseniz Elvis Presley'i size 3 taksit satarım. 2 taksit de banka yapıyor. Alın, yanınızda havanız olur. Ona düşen kızlardan siz de ayıklarsınız bu arada. Yalnız Elvis Presley'i deyip geçme. Tam bir kız mıknatısı bu adam. İcap ederse Bodrum'da bir barda gitar çaldırın, para kazanırsınız. Ya Vergen abi, sen niye hep her esnaf gibi normal ürünler satmıyorsun Allah aşkına ya? Sen satın aldığın ürünlerin normal olduğunu mu sanıyorsun? Yediğin etin et, içtiğin suyun su, oturduğun koltuğun ağaç olduğunu falan mı zannediyorsun? Çok sakmışsınız lan siz. Sizin gibi saflara mal satmam ben. Allah hesap sorar sonra bana. İyi işportacılar, beyler ben uzar. Oğlum adam laf sokup gitti ya. Ama duru sürüyor. TV'ne laboratuvarda yapıyorlar. Ya haram, zıkkım olsun kazançlarına onlar, ne diyeyim ya. Yiyorsun ama. Ne yapayım, yediriyor la. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. MasterChef'i izliyor musun? Yok abi. Bir ara baktım, sonra bıraktım. Çok sevindim kardeşim. En güzelini yapmışsın. İnşallah biz de bırakırız. Darısı benim başıma. Ne oldu ya? Ya bağımlılık yaptı ya. Bildiğin artık izlemeyeceğim diyorum, yine dayanamıyorum. Orada bir Murat var, gördün mü onu? Ondan bıraktı işte. Ya adam iticilik adına ne varsa bünyesinde barındırıyor. İstisnasız herkesle her şeyle kavga edebiliyor. Gerçek bir troll ya. Evet abi, sinir bozucu. O var ya, tam bir reyting canavarı. Altın yumurtlayan tavuk ya. Ya izlerken sevdim adamı ya bir taraftan. Şaka değil mi? Şaka gibi ama değil. Stockholm sendromu gibi. Yani gerçek bir anti kahraman. Evde takım elbiseyle foto çektirmiş. Ama salondaki sehpanın üstüne çıkıp poz vermiş. Deli mi lan bu? Kendini deli yapıyor abi. Aslında herkesten akıllı. Delilik prim yapıyor ya artık bu memlekette. Kendinden pay biç. Kendinden pay biç. Ben deli miyim? Pascal. Tamam. Pek normal sayılmam. Ya o daha önce Yemekteyiz'e de katıldı. Hatırlıyorum ben. Hatta sunucu programdan kovmuştu bunu. Şimdi ben okudum. Survivor'a gideyim Uruş. Ya kast diyorsun değil mi? Bence evet. De öyle. Kast mast ama bu zıtlıklar, kavgalar izlettiriyor insanlara programları ya. Adam tam bir kavgacı. Niye seviyorlar Kadir? Niye kavga seviyorlar? Ya insanlar... Ya izlemeyi yani. Yani insanlar kaostan besleniyor bir şekilde Pascal. Medeni insan kavga etmemek üzerine terbiye ediliyor. Ama stres de var. İzlerken insanlar deşarj oluyor. Tamam, medeni insan kavga etmez ama deşarj olur. Nasıl olacak? İşte kavgayı yapanla onu izleyerek deşarj olacak. Taraf oluyor, rahatlıyor yani. Boks maçı gibi. Yaşa yaşa, o da aynı kafada aslında. İlkel yanı var insan yani. Mesela senin her tarafın komple ilkel. Ama normal insanların öyle değil. Anladım. Kesin anladım, kesin. Hmm. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Ebru Şahin'i bildin mi? Bilmedim.
Kimdir o? Ya bu Yasak Elma dizisinde oynuyormuştu. Elma? Hangi Yasak Elma? Star King yavrum. Ne bileyim lan elmanın türünü. Yasak elma işte. Abi elma bu ya. Niye yasaklanır? Şeker hastasına vermezler mesela. Hani fruktoz var diye. Dur. Bizde şey var. Yasak elma. Yani cennetten koruma. O hesap. Elma mevzu sizde var. Bizdeki elma değil. Ne? Yasak ağaç. Bizde öyle elma armut yok. Yasak ağaca yaklaşmayın diyor Allah. Sonra şeytan yılan şeklinde devreye giriyor. Malum hadise. Ama bu yasak elma dizi abi. Ebru Şahin de bu dizide oynuyor. Kim oynuyor? Ebru Şahin elmayı oynuyor. Ne bileyim ben kardeşim, hiç izlemedim kimi oynuyor, neye oynuyor. Kendi oynadığı dizileri bile izlemeyen bir insanım ben. Nereden bileceğim yasak elmayı? Harbi mi Kadir? İzlemiyor musun? Hayatta izlemem. Kendi oynadıklarımı da izlemem. Allah Allah. Niye baba? Abi kendimi çok acımasız yargılıyorum. Orada öyle mi yapılır, burada böyle mi yapılır falan filan diye yıpratıyorum kendimi. Zarar veriyorum kendime ya. Neyse, Ebru Şahin değişik maske tarifleri denemeyi seviyormuş. Ne maskesi? Boyacı maskesi. Yavrum ne maskesi? Kadınlar yüzlerine hani güzellik maskesi yapıyorlarmıştı ya. Onu diyor. Tarifi mi var? Pascal sen ne diyorsun ya? Tatlı tarifi gibi güzellik maskesi tarifi var. Mesela Ebru Şahin güzellik maskesi şöyle. Kendisi yüzüne tarçın, bal, süt karışımı bir şey sürüyormuş. Oh, o ne yiyeceğim be? Ben bir kere yedim baba. Ne yedin? Kız arkadaşımın güzellik maskesini yedim uyurken. Hadi lan. Cidden abi. Benimki kayısı lapası, çiğ badem, süt, nar suyu karıştırdı, yüzüne sürdü. Geldi yanıma, yattı, mis gibi kokuyor. Dayanamadım, gece kalktım, çene kenarından başladım çıt 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 yemeye. Tatı nasıldı? Şahane ya. Bir de bekledikçe sertleşmiş, böyle hafif bir kıtır olmuş. Çeneden yukarı doğru kıtlaya kıtlaya yedim. Tam kaşın arasında bir parça kalmıştı. Onu alırken kız uyandı, çığlık attı. Ayrıldık tabii. Kız beni kim bilir ne sandı abi. Ama abi bu Ebru'nun maske güzelmiş ha. Vallahi. Güzel abi, tarçın, bal, süt. Ya direkt aslında yüze aşure de sürebilir. O da faydalı yani. Aşure? Niye? Abi içinde envai çeşit bakliyat var, nohut var, ceviz var, buğday var, fasulye var. Üstünde nar var, fındık var. Beboto gibi yapar insanın cildini ya. Mesela Ebru Şahin de yüzünü sodayla yıkıyormuş. Allah Allah. Ya bu sodada ne var? Abi bu zengin işi be kardeşim ya. Zengin, asgari ücretli adamın karısı yüzünü sodayla nasıl yıkayacak abi? Bak nasıl yıkasın yani? Olacak şey mi? Hem söyleme sahip, ben İtalyan bir maden suyu alıyorum. Şişesi 9 lira abi. Yüzünü nasıl yıkayacaksın onunla ya? Abi Kadir ya. Senin sodada yani. Pahalı bir abi. Bu ne lan? Ama abi işte ecnebi gıda işinde hile yapamıyor. Biliyorsun yani bunu. Bizde fırsat bulsalar kezzabı sulandırıp adama soda diye içirirler. Yani bizim de güzel kaliteli soda markalarımız var. Onları tenzih ediyorum. Ama her yerde güvenilir ürün bulmak da kabili mümkün değil. Bu memlekette çarık çürük, yanık yumuk çok yani, biliyorsun sen de. Doğru. Kadir, gazı zor olur mu? Yüz yıkanır mı? Def gibi derilir, gelirsin vallahi. Abi mi lan? Tabii abi. Şeker kuruyunca deriyi gerer. Japon prensesi gibi dolaşırsın ortada. Zararlı abi. Yapmayın öyle. Yüzü yıkamaya su abi. Bildiğimiz su. Yaşasın su. Suyu bulduğumuza dua edelim kardeşim. Peki Kadir. Esas soru şu. Neymiş yavrum esas şu soru? Senin güzelliğin maskesi. Tarif ne abi? Ne sürüyorsun sen? Yüzümün güzelliğini hangi güzellik maskesine borçlu olduğumu soruyorsun zannediyorum değil mi? Evet. Asırdan asıra, dededen toruna geçerek gelen çöp demir erkeklerinin ikonik yakışıklılığını borçlu olduğu bir güzellik maskesi var. Onun da tarifi var. Bunu halkımla paylaşayım mı diyorsun yani? Canım artık yeter. Paylaş hadi, hadi. Yaz o zaman yavrum. Yaz 150 yavrum. Gram ince barut. Oha, barut ne lan? Barut abi, barut. Bir avuç cam macunu. Bir bardak maymun teri. Maymun teri. Nereden bulacağız abi? Kırlı hayvan. Yavrum bulacaksın maymunu, terleteceksin. Onu da ben mi söyleyeyim ya? Bir kardon ince su zımparasıyla bu karışımı yüzüne bastıra bastıra sürüyorsun. İlah gibi oluyorsun Pascal. Erkek güzel oluyorsun. Ya Kadir ölürüz lan. Bu ne be? Yavrum sen bilirsin. Çöp demir karizması kolay kazanılmıyor. Bu. Aragaz. Aragaz. Biyografi filmlerini seviyor musun Pascal? Yani ilgimi çeken biriyse severim. Mesela Bir Gün Benim Hayatım film olsa izler misin kardeşim? Kısa filmse evet. Uzunsa pardon baba.
Benim filmim çekilirse şu an adı belli oldu ya sayende. Teşekkürler kardeşim. Neymiş? Koynumdaki yılan. Başrolle de seni koyacağım. Yılanı sen oynayacaksın kardeşim. Hayda. Ne haydası lan, ne haydası. Ömrümüz beraber geçiyor. Kısa film çekerlerse izler. Ayıp değil mi kardeşim? Kadir bir şey soracağım. Senin hayatında film olacak ne var? Ya sen Kadir abini hafif alıyorsun ha. Benim hayatıma film yapmaya kalksalar tek film de yetmez aslanım. 3 filmlik seri çekmeleri lazım. Sen ne diyorsun ya? Ey maşallah de. He. Mesela senin hayatını film yaptıklarını düşünelim. Bir kere senin film konulu olmaz. Nasıl olmaz? Anlayan anladı yavrum. Anlayan anladı. Sonra izlenmez de çok. Çünkü artı 18 yaş sınırı gelir senin filmine. Utanacağına gülüyor arsız ya. Sinema gösterisine girmez. İnternette olur. O da DNS falan değiştirip gidersin ya. Yani. Seninki gişe rekoru kadar değil mi? Ya dinleyenlerimiz istese 1 milyonu görürüm. Sen ne diyorsun ya? Tabii. Rüya değil mi? Bak Müslüm Baba'nın filmi gişe rekorları kırıyor. Ya dünyada bayağı bir moda oldu biyografi filmleri ha. Yani son yıllarda bir de Freddie Mercury'nin biyografi filmi çıktı biliyorsun. Gördün mü? Bohemian Rhapsody. Henüz yeni girdi gösterime, ben görmedim ama çok severdim Queen'i, gideceğim yani. Sen Freddie Mercury'yi bilir misin? Yok artık Kadir ya. Suriye bak ya. Herhalde. Oo Pascal'a bak. Freddie Reis'in askeri çıktı Pascal. Yani dinliyorsun Queen'i yani. Abi eskiden baştan önce We Will Rock You. Hep dinliyordun. Vallahi tam gaza gelmeli ilk şarkı be. Şahane seçim. Ama sen olayı yanlış anlamışsın hacı. Niye baba? Abi We Will Rock You derken yani sizi yeneceğiz manasında diyor adamlara. Yani ama size dalacağız demiyor. Sen o şeyi yanlış anlamışsın. Sen genellikle dalıyordun ya. Yani sen izledin mi filmi? Çıkar çıkmaz. Abi Eleman var ya çok iyi oynamış. Ya adam koskoca Hollywood yıldızı ya. Rami Malek'ten eleman diye bahsediyorsun ya sen. Sanki dönercinin çırağı. Eleman ne yavrum, eleman ne? İsmini unuttum ya. Mr. Robot işte. Ya ben de izledim. Siz de hep Mr. Robot olarak kodlanmış beynime çocuk. Hah al sen de çocuk dedin. Yavrum benim yaşımla kıyaslanınca çocuk yani. Eleman demedim en azından senin gibi. Aşağılayıcı bir şey eleman. O abi o konser çekimleri çok iyi olmuş değil mi? Aa konuştu Spielberg konuştuk Spielberg. Üstadım siz iyi olmuş diyorsanız bize söz mü düşer ya? Dalga geçme ya. Ya şaka. O efsanevi konseri çok iyi yapmışlar. Aynısı olmuş yani cidden bravo. Birkaç yerinde de böyle ağlayabilir insan değil mi? Vay duygusal Kadir. Duygusalım tabii oğlum. Herkes senin gibi öküz mü ya? Bedenim kalın ama ruhum ince yavrum benim. Aragaz. Aragaz. Ya Pascal bir itirafta bulunacağım. Biliyordum. Vallahi biliyordum. Neyi biliyorsun lan? Neyi biliyorsun? Daha bir şey demedim ki. Neyi biliyorsun? Kadir hiç hüzünle. Ben seni var ya her halini severim. Ne diyorsun kardeşim sen? Neden bahsediyorsun ya? Boş. Tercihsinin. Yaşamına saygın var. Ne anlatıyorsun sen ya? Söyle hadi söyle. Kurtul. Yavrum senin ne sandığını anlıyorum galiba. Söylediklerinden yola çıkarak ne iman ettiğini de anlıyorum. Bak neredesin bak kardeşim bak. Kendi bastırılmış duygularını başkası üzerinden belli etme bro. Ayda. Tövbe. Asıl ben seni her halinle bağrımı basarım. Sen benim kardeşimsin. Bak bu kısım çok önemli yalnız. Kardeşimsin, kardeş. Ben ne diyecektim ama mevzuyu nereye çektim? Kardeşler böyle yapmaz dinler. Ben diyecektim ki bu drone denen aletten korkuyorum diyecek. Bu mu itiraf? Ne o beğenmedin mi aslanım itirafı? Ben de heyecanlandım. Ya ne oldu yavrum? İstediğin verimi alamadın mı itiraftan? Ne bileyim ben kıyamam sana. Başka bir itiraftan bulayım. Bu hakikaten drone'dan korkuyorum yani. Neyse tamam. Kadir küçücük bir şey. Uçuyor işte. Ne korkuyorsun ki? İşte sen sığ vizyonunla onu sadece bir oyuncak gibi görüyorsun. Ama vizyoner abin olaylara senin kadar sığ bakmıyor. Anladın mı? Ben senin göremediğini görüyorum. Kayın mısın? Hayır kardeşim. İleri görüşlüyüm. Sen drone'u kamerasıyla çekim yapılan çocukların havada uçurup oynadığı oyuncak olarak görüyorsun değil mi? Öyle değil mi? Hiç öyle değil. Hem de hiç. Amerika'da drone'la sipariş gönderen alışveriş siteleri var. Sen ne diyorsun ya? Yok artık. Evet var artık. Kötü insanların elinde yarın öbür gün mini bir savaş uçağı olacak bu drone. Ben sana söyleyeyim. Aman Kadir. Millet uyar mı? Ya emin ol.
bir benim aklıma gelmiştir bunlar ha. Başkaları hiç düşünmüyordu. Kaldı ki bu haliyle bile korkutucu. Düşün ya, perde açık yatak odanda bir erisiyle sohbet halindesin bir hanımefendiyle. Yatak odası sohbet. Ne diyeyim yavrum, insanlar dinliyor bizi. Neyse, hanım arkadaşım bademciklerim acıyor demiş. Sen de bakayım demişsin, olaylar gelişmiş. E sonra? Ertesi gün internete videonu düşüyor, sen şok. Korkutma beni. Bak, biri drone'la senin pencerene gelmiş, tüm bademcik ameliyatını baştan sona çekebilir Pascal. Nereyi korkutma, bu gerçek. Artık perdeler kapanır. Tabii kardeşim ya. Bak çok korkuyorum drone'dan Pascal, vallahi çok korkuyorum. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Dinleyici sorusu var. Hemen abi. Ama önce Instagram adresini ver. Numa 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Dinleyici sorusunu Pascal Teves sormuş. Medimadaş. Yalnız bu adam Türk ha. Niki bu büyük ihtimalle. Olsun Kadir. Niki bile Pascal. Adam bu ya. Yani. Ben bu dünyada senin kadar toprakçı bir adam görmedim. Yemin ediyorum. Ve bu toprak ayağını bir tek bize mahsus bir şey zannediyordum. Meğer Fransızlar da bizden çok toprakçıymış usta. Bunu sen de gördün. Kadir, bizde hemşericilik çok abi. Kollarız. Mesela Gascon Gascon'u, Brüton Brüton'u, Alsazlı Alsazlı'yı mı tutuyorlar sizde? Sen ne diyorsun abi? Abi bizde var ya, ne tertipçilik, ne hemşericilik. Hepsi var abi. Allah Allah. Demek Fransa'da mikro milliyetçilik çok güçlü yani. Bildiğin gibi değil. Bu amaçsız ve gereksiz geyiğe bir son versek de Pascal Tevez'in sorusuna mı geçsek? Geç bakalım abi. Nasıl geçeceğim? Şimdi diyor ki, Kadir abi diyor, Himalaya dağlarının en yüksek zirvesine çıkıp al bayrağımızı dikip oradaki yetilere de Türkçe öğrettin, neden bizden gizledin diye soruyor. Hadi canım. Sen Himalaya, yok daha neresi? Yıllar yıllar evveldi Pascal. Şehvet diyarı Himalaya dağlarında yaşıyorum. Orası da mı? Tabii tabii. Ne işin var dağ başında? Yavrum, uzlete çekildim. Himalaya trafik tepelerinde insanın kıt olduğu bir nokta buldum. Kendime bir üzletgah yaptım. O ne abi? Yani yalnız kalabileceğim bir mekan yaptım. 1600 metre yüksekte yaşıyorum. İnsan yok, hayvan yok, trafik yok, çöp yok, vergi yok, maaş yok. Onun barzo yok. He? Kadın yok. Elizabeth Eleanor var. Kimdi abi bu? Neyse. Bir gün canım et çekti. Biliyorsun ben çıplak elle geyik avlama konusunda ustayım Pascal. Kadın? Nerede ustasın? Çıplak elle geyik avlamak konusunda uzmanım biliyorsun. Ne bilmiyorum ben. O zaman öğrendin yavrum. Ormanda kenara pustum. Avu avu diye seslendim. Oo, ne babacım de. Yani sesi baba. Dişini çağıran erkek geyik sesi bu. Nasıl bir ses o ya? Avu avu. Ben dişi geyik olsam bu sesi gelmendi. Lan sen ne anlarsın gözünü seveyim geyikten meyikten ya. Neyse ben avu avu diye bağırdım. 15 tane dişi birden geldi. Yürü be. Vahşi cazibem tabii dişi geyikleri bile çekti Pascal. Harbiden ha. Çeker tabii. Yes. Aynı Street Fighter'da hani hormonlu et yiyip şişmiş gibi ödemli bir sarışın var ya. Onun adı neydi ya? Ken. He, Street Fighter'daki Ken gibi. Bir tekme tak geyiklerden biri yerde. Güzel bir çingene mangalı yaptım. Güzel pirzolamı çıkardım. Attım mangala. Mis gibi pirzola kokusu. Cos cos diye. Bir baktım etrafımda bunlar. Kim onlar? Kar adamı yetiler. Netiler? Yetiler, yetiler. Bir efsane olarak anlatılır ya bu yetiler. Arkaik çağdan kalma insanımsı ama iri yarı böyle uzun tüylü mahluklar, tam insan da değil. Hani Star Wars'taki Chewbacca gibi. Vay be. Abi onlar var mıymış? Varmış işte. Hayırdır birader dedim. Merhaba Elazığlı dedi. Oha, yetiye bak ya. O da mı bildi? Yeti de anladı Elazığlı olduğumu. Nereden anlamış ya? Ben de onu sordum. Nasıl dedim anladınız Elazığlı olduğumu dedim. Alaturka helada çömelir gibi çömelerek saatlerce bacakları uyuşmadan mangal yerleyen adam bir tek Elazığ'dan çıkar dediler. Yetiler. Yetiler dediler. Evet. Neyse siz niye geldiniz la yetiler dedim. Abi kokuya geldik dediler. Öyleydi böyleydi derken ben bunlara birer kalem pirzola ikram ettim. Yetilerle oturduk Himalaya dağlarında 1600-2000 metrede -45 derecede soğukta mangal yaptık. Hangi takımı tutuyorsunuz yetiler dedim.
Allah'ına kadar cimbomlu yesiniz abi dediler. Yetiler. Yetiler dediler. Ama Belhanda'nın da kırmızı kart görmesi lazımdı dediler. Yetiler. Böyle de delikanlı çocuklar yetiler. Aferin. Delikanlı unsurlar canımı insinler. Yetilerin eline geçsen seni komple yerler. Siz nerelisiniz yetiler dedim. Etiler dediler. Öyle mi dedi? Etiler mi dedi? Burayı abarttım biraz tabii. Yani burası değil mi? Öbürü değil. Tabii aynıyla var. Ya sen benim sözüme inanmıyor musun ya? Tövbe tövbe inanıyorum ya. Çay içer misin abi? Ihlamur varsa. Ayıp sana. Hadi kardeşim. Kuş burnu? Olur olur olur. Aragaz. Aragaz. Paskal. Bro. Ya pardon benim kötüyorum ya benim. Alo. Alo Kadir'im sen misin? Hacı Darth Vader abicim nasılsın abi? Abi deme bana Allah'ın cezası. Hacı Darth Vader diye bir abiniz yok sizin. Abi ne oldu abi? Bir ay yübrümüz mü oldu? Boynuma dol abi. Geçsin hemen. Oraya geleceğim. İkinize de çift kat dolayacağım Allah'ın cezaları. Alacağım ışın kılıcını, çizeceğim haritanızı. Hacı Darth Vader abi sen büyümüşsün abi. Sana her şey serbest abi. Ama anlayamadık abi. Ayıbımız ne abi? Ben sizi geçen gün aradım. Nereye gidiyorum dedim. Venüs gezegenine yaz tatiline gidiyorum. Öyle dedim. Bunun üzerine siz bana ne dediniz? Yazlık yerde siyah giyilmez. Pelerini siyah takımı çıkar. Biz sana buradan yazlık elbise yollayacağız dedik. Netekim yolladık abi. Evet. Hem de nereden? Lüks marka. Kabahatinizi bir de utanmadan söylüyorsunuz. Allah'ın cezaları. Abicim hala anlayamadık. Ne kabahatimiz var ya? Oğlum bana yazlık elbise diye beyaz keten gömlek, beyaz keten pantolon, hasır örgü deri ayakkabı yollamışsınız. Ortalıkta Julio Iglesias gibi geziyorum. Star Wars'tan fotoğrafımı çekip karanlıklar lordu Bodrum'un kart lamparası gibi dolaşıyor diye başlık atmış. Benim gibi adamı aleme ibiş ettiniz lan. Allah'ın cezaları. Ya Hacı Darth Vader abi sen bize ne dedin? Geçen ya siyah pelerin siyah gabardin takımla yazlık tatile gittim. Her yanım bişik oldu mantar oldu. Bana hafif bir şey alın gönderin dedim. Biz de yolladık abi. Hadi onu geçtim. Dar siyah atlet altına kısa naylon şortla beni Tom Selleck gibi plajlarda gezdirdiniz. Yanıma bir tane dişi gelmedi. Suya girdim deniz anası bile benden kaçtı. Mahvettiniz yazımı Allah'ın cezaları. Abicim sen arator istedik ondan attık. Hadi onları da geçtim. Bana boncuklu parmak arası terlik giydirdiniz. Uzayda kara delikler bile beni kabul etmiyor. Bodrum'un yeni paşası Fatih Ürek gibi yaptınız lan beni. Allah'ın cezaları. Ya abicim dünyada yazlık moda böyle yani. Zaten ben hep söylüyorum. Dünya denen o mavi cigozdan adam çıkmaz. Çıkmaz. Ay'a iki tane adam yolladınız. Kaya diplerine teşaşür etmişler. Gezerken kakaya bastık. Çocuk papucu gibi bırakmış hayvanlar. Amerika'dır abi. Normal. Hacı Darth Vader abi. Şimdi sen neredesin abi? Otelin beach barındayım. Limbo dansı yaptık. Beni mi incittim? Limbo dansı ne? Ya hani böyle iki kişi uçtan bir sopayı yere bırakıp paralel tutuyor. Sen de dizlerini kırıp omuzlarının arkada altından geçiyorsun ya. Allah bildiği gibi yapsın. Otellerdeki animasyon eğlenceleri tamamen delikanlıyı bozmak üzerine. Paramızla ibiş oluyoruz lan. Yok limbo dansı, yok erkek bacak güzellik yarışması, yok Coco Jumbo. Bir de Besame Mucho diye bir şarkı var. Bu yazlık beldelerin milli marşı mıdır lan bu? Gece yatıyorum, beynimde yankılanıyor. Besame, Besame Mucho. Aaa Hacı Dert abi, sesin de güzel. Vay be Hacı Dert abi, sen neymişsin ya? Bir nihavent mi patlatsın acaba be? Tabii güzel Allah'ın cezası. Emekli Devlet Malzeme Ofisi Müdürü kılığında 3 sene Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde meşk ettim ben. Bir kızıl goncaya benzer dudağın açılan tek gülüsün bu bağın. Bravo, bravo. Abi sen tam bir hanendeymişsin yahu. Sürüverin cezveler kaynasın kaynasın. Rabiye'nin göbeği oynasın oynasın aman aman. Tamam tamam Hacı Darth Baba. Ferruh Bey'den rica ederiz sana jilet gibi bir Hacı Darth Vader takımı diktireceğim. Suratındaki maskeyi bile kadifeden diktireceğim Hacı Darth Vader abi. Benim tarzım daha çok Ferruh Karakaşlı'ya yakın.
Darkupları seviyorum. Allah'ın cezaları. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Canım yüksek sanat. Hadi ver, 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 ver. Bana ver abi. Vereceğim yavrum, az kaldı. Sen mi yazdın? Hayır Pascal, bu şiiri genç haybeci şiir adaylarından Nart yazdı. Nart mı? Evet, Nart. Yani adı Nart diye geçiyor. Ne yazmış? Aslında geniş kitlelerin duygularına tercüman olacak bir şiir yazmış. Tebrik ediyorum kendisine. Ben de genç bir haybeci şairim. Yüksek sanatlı duygu tosarmalarımı nereye göndereyim diyene de adres veriyorum. Efendim, aragaz@metrofm.com.tr. aragaz@metrofm.com.tr. Ya oku bari abi. Okuyorum o zaman. Sabahın köründe kalktım ben gene. Afyon patlamadı kafamda mengene. İşi icat eden şahıs selam söyle yengene. Bugün işe gitmesem olmaz. Patron diye bir herif tam bir hergele. Elimde olsa asarım boynundan bir tele. Somurtmuş bakıyor dik dik bak hele. Bugün işe gitmesem olmaz. Geldik yine canına yandığımın yerine. Güvenlik sırıtıyor gerine gerine. Şeytan diyor o copu müsait yerine. Bugün işe gitmesem olmaz. Pascal Kadir duyurun sesimi herkese. Her sabah hayat dersi Aragaz medrese. Bu sabah beni de alın ne olur derse. Bugün işe gitmesem olmaz mı? Nasıl buldun Pascal? Abi çok güzel. Bu çocuk var ya, bir daha böyle bir şiir yazsın, koç yaparım. Duydun mu Nert? Aynı kalibrede bir şiirin daha gelirse Aragaz şiir kontları arasına geçeceksin canım benim. Hadi koçum, bekliyoruz aslanım benim. Çok iyisin, çok iyisin. Devam, devam, devam. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Yumurta taşla basur tedavisi. O ne abi? Basur rahatsızlığını biliyorsun. Yok. Ne abi o? Yavrum, bu vücudun güney kesimlerinde açılan laleler şeklinde izah edeyim ben basuru. Anlamadım abi. Aç biraz. Gel yavrum, kulağına söyleyeceğim. Hemoroid lan. Heh, aynen. Şimdi Japonya'da Honshu adasında bir tapınakta basür tedavisi yapılıyormuştu. Önce belden aşağısını nehirde yıkıyormuşsun. Sonra kutsal olduğuna inanılan yumurta şeklinde bir kaya varmış. Ona doğru affedersin domalıyormuşsun. Dogi mi? Evet. Sen anca öyle anlarsın. Kayaya doğru domalınca basürün anında iyileşiyormuştu. Olur mu be? Oluyormuş abi. Olabilir, belli olmaz bu işte. Belki kayanın rezonansı basura iyi geliyor. Rezonans derken? Titreşimi, frekansı yani. Pascal, azıcık bilimsel konuşunca neden böyle boş boş bakıyorsun? Yapma bunu. Abi şimdi değil, bende basur var. Japonya'ya gideceğiz. Ya Pascal, basur öyle bir illet ki iyileşeceğini bilsen kutuba gidersin, buzula gidersin. Öyle söyleyeyim. Yapma ya. Tabii abi, çok illet bir şeydir. Sende var mı kadın? Ya yok da bizim bir arkadaşta olmuştu, oradan biliyorum. Ama nedir? Anadolu'da genelde sülük koyarlar. Nereye koyuyorlar? Oraya. Nereye? Gel kulağına sülük. Hadi be. Abi. Abi çok sakat ya. Sülük bu ya. Ne işi var orada? Niye abi, ne oluyor ki? Ya içeri kaçarsa? Kardeşim sen koyunca kınacaksın ki kaçmasın. Aman abi, ben istemem. Allah başına gelince öyle bir istersin ki. Allah kimseye vermesin. Bak, kıl dönmesi de çok fenadır. Bu, nerede dönüyor bu kıl? Oğlum az önce konuştuğumuz yerde dönüyor. Hadi be Kadir. Niye orada dönüyor? Kıl işte. Ya sen kıl olsan nerede dönersin? Gel Kur'an'ı söyle. Tüh senin sıfatına be. Dönerdim. Hem de var ya, bir daha geri dönmezdim. Arkadaş sen ne dörtlü bir insansın ya. Ne yapacağım ben seninle? Ne yapacağım ya? Beni böyle sev. Ya git başımın kara belası ya. Seni denize atsam deniz tekrar geri bırakır ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar, bu kaplamayı almak isteyen varsa bana da ulaşsın. Çok hayır duamı alırsınız yani. Bir taraftan. Bu arada da saate bir bak Pascal. Wow. O zaman noktayı koyuyoruz. Hadi. Ama nasipse yarın kaldığımız yerden devam ederiz diyoruz, değil mi? Tabii. Paka paka. Tschüss. Pascal, Oman, Kadir, çok
değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas.